bu yaşadıklarımın tabii ki bir belgeseli olacaktı. Oksijen TV'deyiz. Kültür sanatın izinde, yeni projelerin takibindeyiz. Özlediğimiz dostlarla kavuşuyoruz. Hadi hep böyle günlerimiz olsun. Gülmek, ağlamak, korkmak mükemmel bir deneyim. Bir hediye gibi, bir sürpriz gibi, bir animasyon, çizgi film serileri geliyor. 9 Eylül'de Jean Asya doğdu. Bunu ayarladın mı 9 Eylül ya? Ayarladım. Veriyorum anonsu. Söyle. Hopse Özay sahalara dönüyor. Dönüyor. Ve yeni film Lohusa. Ekim'de setteyiz. Ocak'ta da herhalde vizyonda olacağız. İnanılmaz panik bir tipim. Badi babaya gidiyor. Yerlere yata yata gülüyorduk mesela. O iyi ki de kapanmış. Tadını çıkardım yani. Depresyonumun da, mutluluğumun her şeyim. Neden? Hem yazan hem oynayan olmayı istiyorsun. Oksijen TV'deyiz. Kültür sanatın izinde, yeni projelerin takibindeyiz. Böyle pek güzel oldu. Özlediğimiz dostlarla kavuşuyoruz. Çok akıllı, çok komik, her daim üreten, kariyerde yaparım, çocukta yaparım diyen ve yapan Gupse Özay. Evet, benim. Bugün hoş geldin. Çok teşekkür. Buraya oturana kadar şöyle başlayacaktım. Oo, şöyle rahat rahat oturduk, iki lafın belini kırıyoruz diyecektim ama hazırlık süresi aman bayağı, ne var ya. Bayağı uzun sürdü. Yok ya, sohbet muhabbet. Bakmayın izleyiciler. Kendisi çok mükemmeliyetçi ve zarif bir kadın olduğu için böyle söylüyor. Biraz yoksa beni över misin dedim. Bu kısmı anlaşmalı. Bu arada hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Teşekkür ederim. Bir güzel platformda, evet, rahat rahat püfür püfür eten. Evet, Alaçatı'nın en huzurlu yerlerinden ya birisi. Stay Alaçatı'dayız. Bak şimdi. Birçok anını biliyorum ama bana an itibariyle durumunu anlat. Her şey yoluna girdi mi? Hayat nasıl gidiyor? Biraz böyle bir durulduk mu? Yani şöyle söyleyeyim. Yani şöyle hiçbir zaman hani çok rahatladın diyemem. Bebekle ilgili soruyorsan. Bebek evet. Hayatımızdaki en önemli gelişme yani, o. Kızım bir yaşına girmek üzere. Daha da rahatım evet ama tamamen bitti diyemem. Hatta buraya gelirken şeydim yani. Çocuğum yemek yiyor, bir şey olursa beni hemen arayın. Çok yakındayım, koşa koşa gelirim. Yani bu kaygı ve panik hiç bitmiyor ve bitmeyecek galiba. Ama biraz daha rahatım diyebilirim. Evet evet, biraz rahatım. Hele senle o şartları içinde çok daha iyi geldi. Ya evet, ne güzel. Sabahları bundan sonra ne yapıyoruz? Kahve martiniyle. Ama konuklar olarak gelecekseniz dikkat edin, sarhoş etmeye çalışıyor. Ay hiç öyle bir durum var mı? Benden beklenir mi? Olmaz. Şimdi bu yazla konuşacağız ama geçen yaz Çeşme'de gene güzel yazdı. Güzel. Doğruya doğru. Evet. Ama Çeşme'de Gupse'nin karnı burnunda heyecan dorukta bekliyorduk. Ya. Ve geçerdi. 9 Eylül'de Jean Asya doğdu, dünyaya geldi. Evet. Bunu ayarladın mı 9 Eylül ya? Ayarladım. Yani şöyle ayarladım. Yıldızlarla arası iyidir onun. Yok şöyle, ben yani fiziksel olarak normal doğuma uygun değilim. Yani bunu itiraf biz ediyorum. Biz değiliz. Bunu ben baştan değilim. Söylüyorum. Evet, ben kendimi çok iyi tanıyorum ve kaygı, panik atak, her şeyin onu daha da zorlaştıracağını düşündüğüm için doktorumla sezaryen konusunda zaten anlaşmıştık. Sezaryende de tarihler bir takım var, günler veriliyor. Hani uygunluk vesaire. Ben dedim ki 9 Eylül İzmirliyim. Babası 9 Ekim'de doğdu. Dokuzları. Tabii 9'un uğuru derken öyle bir seçimim oldu. Yıldızları da tabii ki hemen öner döşere mesaj attım. Benim hocam dedim, ne dersin bu tarihe dedi. Uygundur. Gibi gibi yani, şaka bir yana gerçekten de 9 Eylül çok gönlüme göre de oldu yani. Ay, çocuğum. Valla kutlu mutlu olsun, kolay iş değil. Ben biliyorum, biz böyle annelik deneyimi olanlar guru gibi anlattık sana. Hiçbir de bir işe yaramadı o tavsiyeleri. Hiç yani. Aman bu arada şaka bir yana, gel Gülay çok rahat bir anne ve çok rahat bir arkadaş ve en kaygılı anda bile rahat ol diyor. Bir böyle insan kendini iyi hissediyor. O net yani. Yoksa başa çıkamayız. Ama evet, ama annelerin birbirine nasihatleri şey olmuyormuş yani, çalışmıyor. Her anne farklı. Her bebek herkesin farklı. Herkesin hikayesi kendine. Aynen, onu anladım. Şimdi biraz o kısmını anlat. Mesela uykusudur, gazıdır.
Sabaha kadar başında bekledik mi? Evet, tabii. Nefesini dinledik mi? Oldu mu öyle işler? Bunların hepsini filmde izleyeceğiz. Boşa geçmedi. Bu yaşadıklarımın tabii ki bir belgeseli olacaktı olacak, yani. Olacak. Evet ya şey. Ya şöyle her bebek zaten bir ilgiye ihtiyacı olan bir canlı. Ama annelerin dediğim gibi o noktada şöyle bir şey var. Yardımı alabiliyor mu? Destek görebiliyor mu? Kendisi rahat mı? Panik bir anne mi? Ben şurada zor durumda kaldım. Ben çok panik bir tipim. Sen biliyorsun. Evet. İzleyiciler, arkadaşlarım, dostlarım bilir ama siz bilmiyorsunuz. Ben bir de belli etmemeye çalışan bir panik o. İnanılmaz panik bir tipim. Yani çocuğu yatırıp uyu değil mi mesela? Yok yani bir sinek geziyordu sabah. Belki o ağzına girer. İşte döner emzik bilmem. Hani böyle kötü ihtimal, senaryo ihtimallerini çok büyük değerlendirdiğim için zorlandım. Zorlamadım değil yani. Evet. Bir dönem göremedik zaten evet. Seni. Yine çıkıyorum ben. Evet. Biz aslında yani 30 Temmuz'da senin doğum gününde. Sonunda kavuştuk. Doğru. Ama artık Can Asya bayağı kumsalda çocuk oynuyor yani aynen. O noktaya gelmiş aynen. Onun için. Ha şimdi sen o dönem eve kapandın. Kim bilir neler oldu bitti. Üf. Onu yaşayan bilir. Ama Barış sette miydi o sette? Sette. 6 gün sette. Hem de. Tabii. Adam sette Alparslan Selçuklu hükümdarı aynen. Öyle hükmediyor falan. Eve gelince ne oluyor? O hemen koşa koşa yazık hemen altını değiştiriyor, banyosunu yaptırıyor. Yani ne yapabilirse o kısa sürede. Bizim Alparslan aynen. Eve gelince bez değiştiriyor. Yani rolden role bir sıkıntı oldu mu? Olmadı ama yani o şeyi. Barış'ı da sever korur bak söylemiyor. Tabii. İçinden öyle bir sitem etmedin mi? Biz burada saçımızı süpürge ediyoruz. Ya adam oralarda kılıç kuşanıp at biniyor. Yo erkeklerin hepsine savaş açtım. Ha, güzel. Öyle yani, çünkü benim çocuğumun hikayesi ama ben bir sürü arkadaşımın, dostumun bebekli zamanlarını, kocalarıyla ilgili sıkıntılarını ben çok biliyorum. Ama benim kocamla ilgili o sıkıntı yapacak bir zamanımız bile olmadı. Çünkü çalışıyordu gerçekten ve 6 gün. Ama tabii böyle gıcık şeylerim oldu. Olmadı değil. Oldu. Tabii ki yaptım. Biraz ama iğneleyeceğiz evet, öyle tabii, de yok yani. Erkekleri ben hep iğnelemekten yanayım. Benim. Gerek yok şımartmaya arada gerek yok. Bir bunu sen yaptın al dedin mi? Aynen al bakalım uyut kolaysa falan deyip ama hemen geri alıp çaka çaka. Evet. Yani şimdi ben Barış'ı gördüm gerçekten çok ilgili bir baba. Çok. Güzel baba oldu. Güzel. Zaten o çok hazırdı. Hele hele kız çocuk hayali vardı. Tabii gerçekten öyle bir aşk gerçekleşti. Büyük bir aşk yaşıyorlar. Sinirim bozuluyor. Yani mesela böyle beraber merhaba yapıyoruz uyandığında mesela. Atıyorum o baba deyip babaya gidiyor. Olacak mesela işte. Bunu olacak. Kabullendim. Çok keyifli kaçık konuşmalar. Bu böyle gidecek ben sana söyleyeyim. Evet öyleymiş. Ama Barış hani güzel adamdır. Bak sevdiğimiz adamdır. Hani her türlü güzel adamdır. Böyle bu kadar iyi bir eş... baba olacağını anlamış mıydın ya? Anlamıştım. Ha. Çünkü zaten hissettiriyor o insan. Hani diğer çocuklara ilgisi, canlılara, bizim evimizde çünkü kediler, köpekler, evet. Her şey. Evdeki hani... son kız erkek durumu ne? Şu an kaç kız? Bir, iki kız, üç kız. Ha. Oğlumuz Mart ayında vefat etti. Çünkü ay, artık yaşlı evet. Çok yaşlanmıştı. Ya, müdür evet. O dombik suratlı tanıyanlar bilirler. Belki Instagram'da çünkü fotoğrafları koyuyordum. O göç etti. Ama şu an evet üç kız ağırlıklı bir evimiz evet. Var yani. Üç kız çocuk. Ve Barış üç kızın arasında boşa çıkmaya çalışıyor. Evet, doğru. Ben hatırlıyorum ilk Barış'la beraber seni gördüğümde Deliha için biz buluşmuştuk. Doğru. Ve o zaman siz daha öyle bir aşktır, meşktir öyle bir durum yoktu değil yok, mi? Yok tabii biz filmin bittikten sonra filmde beğendin aşka sen. Döncük. Yok yani şöyle filmde beğenmek derken tabii ki herkes birbirini hani beğenebilir ama bizim orada çok eğlenmelerimiz başladı. Çok yani gülüyorduk yani. Bizi birleştiren oydu zaten. Yani mizah ortaklığımız vardı ve çok komik mesela. Barış'ın çok komik gözükmeyen yakışıklı evet, olduğu için. Yakışıklı, ağır, evet, komedisini karizmatik. Örtüyor gibi ama oysa dünyanın en komik insanı. Ben de çok severim yani. İkimizin o komiklik şeyi çok etkiledi bizi diyeyim aslında. Bizi birleştiren oydu. Evet. Yani hiç kimse gülmezken biz en ufak bir şeye yerlere yata yata gülüyorduk mesela. O çok... İlk kıvılcım oymuş. Kesinlikle oydu. Bu aşk olduğunu anladın mı peki sen o zaman? Anlamadım. Sonradan anladım. Yani o zamanlar
yok ya uzun ilişki ne yapacağım falan. Tabii tabii özgürlük, iş koliyim ben. Ha. İlişki ne demek, kimseyi sevmek gerek yok falan o kafadaydım ama işte hayat sürprizlerle dolu. Hayat sürprizlerle dolu. Bak şimdi evli, çocuklu, evet, mutlu. Evet kızımızla böyle doğru. Peki şimdi düzen biraz daha oturduysa eğer... Ben anladım. O arada eve kapandı, gözünün altında morluklarla acılı videolar yaptı. Ama çalıştın sen, üretmişsin. Evet ama yani normalde o süreçte daha çok üretebilirdim ama bir animasyon projesi de var. Onu da yaptım aslında bu arada yani sonradan söyleyeceğim ama ilk defa sana söylemiş olayım aslında. Tamam. O da bir her şey ilk defa bana söyledi. Evet, evet, bir animasyonumuz da var. O da ilerliyor. Aslında başka bir film yazıyordum. Çünkü nasıl diyeyim, uykusuzluk o kadar zor ki mental olarak yani bir şeye odaklanmak çok zor, senaryo yazmak çok zor. Yani uyuyayım mı, senaryo mu yazayım mümkün değildi. Biraz rahatlamaya başlayınca senaryo yazmaya başladım. Fakat sonra bu dedim ki ben böyle şeyler yaşıyorum. Bu kadar annelerle ilgili hikayeler duyuyorum. Benim bunu anlatmam lazım yani. Çünkü annelerin bu geçirdikleri zor dönemle ilgili biraz rahatlamaya ihtiyaçları var gibi geldi. Çünkü ben de mesela o Instagram videolarını koyunca aşırı mutlu oluyordum. Çünkü yaşadığım bir şeyi abartarak koyuyorum videoya ve inanılmaz geri dönüşler alıyorum. Böyle herkes, ay ben de böyle bunu yaşadım, ay çok göz, o günler aklıma geldi, çok komik derken tamam dedim ya, bunun bir filmi gerekiyor yani hani. O yüzden ne yaşadıysam o. Aynen, Lousa. Lousa güzel. Evet, onun ismini de söyle. İsmini söyledik mi? Evet. Evet. O zaman veriyorum anonsu. Söyle. Lousa Özay sahalara dönüyor. Dönüyor. Ve yeni film Lousa. Evet. Çok söylemesi yakında. Lousa. Evet, Lousa. Evet. Ben hatta ona Lahusa diyorlardı. Yani Lousa yumuşak gem. Lousa. Artık o da. Artık onu biliyoruz. Onu artık çok iyi biliyoruz. Evet. Nasıl başlıyor hikaye? Benim senaryo yazma hikayem öyle başlıyor. Yani Lousa'da da bir anne ve babanın ilk 40 günü diyeyim aslında. Yani güzel, özeti bu. Güzel. Yani çok da böyle tüyo vermeyeyim, tamam, yavaş yavaş yapalım. Çünkü daha sete de girmedik, giriyoruz. Çok güzel, evet, hazırlıklarımız devam ediyor. Evet, planlama hazır ama değil mi? Tabii Ekim'de setteyiz. Ocak'ta da herhalde vizyonda olacağız gibi gözüküyor. Evet, ama onu değişebilir, onu göreceğiz. Aynen, aynen. Ama şöyle, biz aslında 2024 yani yeni sezona yeni bir filmle karşılayacağız seni. Bu çok önemli çünkü komedi yok. Yok. Neden bu film kadar? Yok. Film zaten yok, o kısmına geçelim. Komedi niye yok, komedi yapamıyoruz? Ya şöyle, aslında dağıldı. Yani sinema pandemiden sonra biraz işte vurgu yani yedi. Bunu tabii televizyonu da katıyorum işte. Doğru doğru, çok bak, az. Komedi dizisi yok. Bir ara ne çok komedi filmi vardı. Çok doğru. En son ben işte Ölümlü Dünya, Etilerin Savaşı, oralarda kaldım. Doğru doğru. Sinemada komediden bahsediyorum tabii. Bilmiyorum, o biraz sosyolojik, psikolojik bir şey mi acaba? Yani pandemi sonrası bir rahatlama duygusu olarak dram ve belki psikolojik gerilim mi seçti insanlar bilmiyorum ama şu an artık ama şeyi hissediyorum ya, yani komediye inanılmaz bir ilgi ve ihtiyaç oluşmaya başladı. Çok söylüyorlar. Evet evet, ve yok yani içerik olarak bir Gibi mesela, benim Kamil'imi kurtaran Gibi evet, oldu gerçekten. Ya, Feyyaz'a selam olsun. Evet, buradan Feyyaz'a ve bütün ekibe yani tabii, Aziz Kedi'ye, herkese. Ve evet, insanlardan ya ben de mesela komik bir video koyunca orada şeyi görüyorsun. Biri oturup karşısına oturup saatlerce gülebilecekleri bir proje arıyorlar. Ama sinema benim ve sevgili canım patronum Muzaffer Yıldırım'ın inadı da sinema konusundaydı. Yani sinemaya biz, çünkü 2020'de pandemi, bizim Erten'in Savaşı 3. haftasındaydı. Bir virüs geliyor dedim ben. Herkes ya saçmalama, Wuhan'da bir virüs yine varmış. Yine yazıyorsun kafanda. Sen paniksin, anksiyetelerin falan. Vallahi bir virüs varmış geliyor diye diye sinemalar kapandı. O yüzden o zamandan sonra ben şeyim, bir borcumla olmasıyla beraber kendim de sinemaya koymak istiyorum. Yani çünkü ben sinemayı çok önemsiyorum ve çok seviyorum. Şu yüzden yani hiç tanımadığım insanlarla sinema salonunda oturup gülmek, ağlamak, korkmak mükemmel bir deneyim. Yani bunu biz yok etmemeliyiz hemen gibi geliyor. O yüzden de inatla sinemaya sokacağız. Vizyona çıkacak. Vizyona kesinlikle çıkacak. Ondan sonra zaten dijitalde de isteyenler vizyona kalktıktan sonra izleyebilecekler. Hı. Ama sinema. Yani o zaman söyleyebiliriz. Hollywood'u yapayım mı şakayı? Yap hadi şak. Hollywood'u Tom Cruise kurtaracaksa 2024 ile başlayan sezonda Gupse Özay komedi filmiyle sinemamızı kurtarsın. İnşallah. İlek diye söylüyorum ben doğru, bunu. Doğru doğru bu ki arada. Ki Elçilerin Savaşı'nda hissettim ben bunu. Evet yani, sen söylemişsin. O kadar acayip bir aile içi müesseseyi yakalamışsın ki. Ben çıktım filmden, dedim ki vallahi son yılların komedisi olur bu. Ya. Çünkü benim dayılarım var.
onların eşleri var. Aa. Bak yemin ediyorum filmdeki hiçbir şey bana abartı gelmedi şaka diyorum. Şimdi sana. İzlemesinler. Neyi izlesinler? Ha, Gülay ne diyorsun bizimle ilgili burada, falan? Burada yalan yok. Ha, söylüyoruz gerçekten. O zaman tamam. Hı. Dayılarımızın eşi Alper'e şu andan itibaren konu artık açığa çıkmıştı. Öyle bu böyle yaşanıyor yani. Doğru. Şimdi görümcü oldu, eltiler oldu. Aa, şimdi Lousa. Lousa bu böyle. Yani ben aslında şöyle yapmayı seviyorum galiba. Bir krizler var insanların hayatında. İşte görümcelik bir kriz aslında yani tabii. Kıskançlık içeren, eltiler öyle. Lousalık da bir hatırlayınca insana of ne zordu denen bir şey. Hmm. Ama gel bunu komik bir dille ele alalım gibi yapmaya çalışıyorum yani. Çünkü öbür türlü unutmaya çalışacağımız anılar gibi evet. Olacak. Bu olmasın ya. Bu olmasın. Tatlı bir tarafı bir da var. Bir de yani biraz da görelim ne hallere düşüyoruz. Tabii. Orada çünkü kime sorsan işte bizim şey öyle değil. Değil. Öyle değil. Rezil rüsva alıyorsun tabii, gerekirse. Tabii. Ha, bir de onu da söyleyeyim. Çok evet. Güzel bir yere parmak bastın ya. Sosyal medyada bu annelik 4 doğurdum, 5 doğurdum, 6. yolda, 7. yolda çok keyifli falan. Yapmayın bunu insanlara. Bu öyle kolay bir şey değil. Bir canlı, bir sorumluluk. Her aşamasında. Hiçbir şekilde anne ne yapsa yetmiyor. Yani vicdanen yetmiyor, fiziksel olarak yetmiyor. Ekonomik farklılıklar var. Herkes tabii, destek alamıyor. Tabii. Yani evlilikler, kocalar, anneler, çocuklar hepsi çok farklı. Ama ben bu filmde işte ortak bir şey var sadece annelerde. Vicdan bence. Kaygı tabii. Ve vicdan. Evet. O herkes de aynı. Hangi anne olursan ol, onun çevresine dönen bir komedi filmi olacak. Yani vicdanınla kol kola gezersin. Aynen öyle. Ben sosyal olarak hiçbir yapacağımdan geri durmadım. Ama bir yandan da tabii o böyle içim yiyor ama yapıyorum. Çünkü bundan feragat edersen, bütün hayatını buraya vakfedersen, o çocuk sana sonra demiyor ki, anne benim için nelerden fedakar. Öyle bir şey yok. Tabii. O yüzden. Bulabiliyor musun oğullarını şu an arıyorsun? Yani işte telefonla falan yapıyoruz bir şeyler ama gerçekten söylüyorum. Hiç öyle kendini fazla ziyan etmeyeceksin. O da zaten sağlam bir anne görünce mutlu oluyor. Tabii rol model olmak tarafı da var falan. Ama işte bu çok ne derler çok farklı yani unique deniyor yani. Herkese herkesin yaşadığı özgü. Farklı deneyim. Evet. Benimki biraz ben zaten mental olarak kaygılı bir tip olduğum için bak. Demin aha bak seyirciler buraya geldiğim telefonumu buradaki arkadaşlarımdan birine verdim. Dedim ki şu kişi ararsa ne olursa olsun aç. Çünkü hani birine emanet ettim çocuğumu ve çok ayrılamıyorum çocuğumdan ve hani şey oluyorum. Uzaklaşınca başına bir şey gelme ihtimali ya. Beni yoruyor. O yüzden benim bununla daha çok yapmam lazım. Beni çağırın. Evet. Partilerinize evet. Çağırın. Evet. Röportajlara çağırın beni. Ben geleyim ve alışayım. Biz bu kadını evden dışarı çıkaralım. Bu böyle eve kapan. Eve kapanınca da iyi oluyor gerçi. Bana içirin azıcık mesela. Evet, tamam. Kafam. Onu zaten çok açıklamasak da öyle sabahlara kadar zamanlarımız vardı. Dolunay deyip. Çocuk önce. Evet. Bu eldeki birinci hikaye. Evet. Oyuncu kadrosu, yönetmeni hepsi belli mi? Yönetmenimiz belli. Kıvanç Barıönü. Görümcü'yle çalışmıştık beraber. Tamam. O çekecek ama kastımız daha belli değil. Yani konuştuğumuz kişiler var ama daha şeyler tanışmalar veya işte şeyler başlamadı daha. Güzel. Açacağız. Peki başka hikaye var mı? Var. İki film daha buralarda var. Buralarda senaryo fırtınaları esiyor. Ben bunları duyuyorum. Bakmayın. Daha onların tabii isimleri daha çünkü hazır değiller ama tamam. Hayalim gerçekten bu filmden sonra direkt Mayıs ayında diğerine başlayıp Eylül ayında diğeri. Hani böyle artık hızlanmak. Çünkü seviyorum. Ben de seviyorum. Yani çalışmak bana iyi gelecek evet. Diye düşünüyorum. Bir de şansım şu 5 hafta 6 hafta yok olabiliyorum. Tekrar geri gelebiliyorum. Tabii sinema filminin öyle bir durumu var. Evet. Bravo. Yani Barış gibi 6 gün sabah akşam çocuğumu göremiyor gibi olmayacağım yani ona bir tık güveniyorum. Alparslan bitti bir yerde de bitti, iyi bitti. Oldu. Çok iyi oldu. Yani o savaş sahneleri falan vallahi çok yorucuydu. Hani saçından sakalından kurtuldu. Çocuğun güzel yüzü ortaya çıktı yemin ediyorum. Hani öyle de güzeldi bir şey demiyorduk ama yani. Yorucu yani 30 kiloluk kıyafetle ya. Her gün adam kesmek gerçekten çok. Ama onun da şimdi kulüp var güzel yani, iş oldu. Kadın manyak bu Zeynep Günay Tanrı. Evet. Garip bir kadın yani. Yani gerçekten inanılmaz acayip saçma bir yönetmen yani. Aşığım. Ama müthiş bir hikaye. Bak senin hikayelerden iyi olmasın. Zaten o başka bir beceri. Başka ben gerçek dram mıram ben beceremem arkadaşlar. Ben komedi gıdıklama seviyorum ama işte böyle insanların yaptığı işlerde bilemedim. Bir de bu şoför İsmet miydi? İsmet. Fıstık yani, İsmet. Fıstık İsmet. Yani ne kadar yakıştı Barış'a. Çok. Bayağı böyle Yeşilçam jönlerine selam gibi. O zaten tipi her şey uyuyor evet onun ya. Ya. Yani
Garip, ondan serseri olarak de yapabiliyorsun. Aynen. Salon beyefendisi de çıkıyor. İyi, kumaşı iyi. Kumaş çok çok. Yalnız bu programı Barış övdüğümüz program olarak. Aynen, kocam evet ya. Kocam diye söylemiyorum. Neydi? Beyim bilir. Beyim bilir. O da yine ama devam edecek değil mi? Kulüpten sonra var mı proje? Şu an bir takım projeler var ama onların dünyası farklı olduğu için çok giremiyorum veya tiyo da veremiyorum. Veremiyor, doğru. O tabii yani, bizim... Tabii evet, ne derler? O jönler dünyası başka bir dünya. Evet, bizim evimizdeki jön. Elimizde bir jön var. Gerçekten söylüyorum. Hakkıyla yaptı şu ana kadar, her role yakıştı. Evet evet. Doğru ya doğru. Vallahi doğru. Neyse, ben Gupse ile ilgileneyim. Barış'ı bir kenara. Arada bir böyle oluyor değil mi? Tabii tabii. Barış'a şöyle demişliğim var. Ama sen de çok güzelsin. Doğru. Evet, onu seviyoruz. Bana böyle demiyorlar genelde. Ya. Sen de çok sevimlisin ama. Bu hiç iyi bir laf değildir. Tabii, tabii. Bak bu sevim... Bir şekersiz. Bu yazıklar sevimli olsun. Lafını sevmiyorum. Yazıklar olsun. Taş gibi kadın. Yok. bu... Film senaryosu, işte sinema zaten ana mecra senin için. Evet. Öyle de gidecek inşallah. İnşallah. Ama bir yandan yani. Çizimlerin var ya Instagram'da. Ha, evet ya. Ne çok istemişler animasyon film. Evet evet ya. O, çizgi film. Aslında şöyle bir şey oldu. Çocuklarla ben bu Delia filmlerinde müthiş bir ilişki yaşadım ya. Evet. Bir de o çocuklar aslında mesela normalde o vizyona girdiği tarihten sonra büyümüş olmaları lazım. Ama dijital... de yayınlanmaya devam ettiği için daha yenileri de geliyor. Beni tabii, hep sokakta şey yapıyorlar. Yetişemiyoruz biz bu arkadan evet, gelen jenerasyona. Ben hala çocuklar tarafından sevilen biri olunca ben de çok seviyorum. Çocuk kitapları yazdım. Çocuk evet, içeriği evet, çok seviyorum. O yüzden onlara bir hediye gibi, bir sürpriz gibi bir animasyon, çizgi film serileri geliyor. Ha güzel. Evet evet. Güzel, güzel. Benim çizdiğim bir şey değil yani o. Ben yazdım. Ben oynuyorum. Benim çocukluğum zaten. Falan ama tabii hiç bitiyor. Daha şu an çok erken onun için. Ama güzel. Evet, çok tatlı, çok eğlenceli. Çok güzel ve hep eğlenceli. Evet, ben biz eğlenceli biraz insanıyım. Aslan kadınları eğlenmeyi seviyoruz. Evet, biz dram sevmiyoruz. Evet, ben dram da izleyemem. Evet, ben de gerçekten izleyemem. Kaos da sevmem. Evet. Hiç sevmem. Biz biraz eğlenelim ya. Hayat zor zaten. Aynen. Tabii ki öbür tarafta işler yapılacak. Ona da saygımız evet, sonsuz. Evet. Ve hani dram da kolay iş değil. Değil. Yani biz bu komedi arada bence, zor diyoruz ama dram da zor. Dram bence acaba senle ben gibi böyle ha ha diyen insanlar acaba daha mı gizli böyle duygusalız belki de olabilir. Belki. Ben seni hiç ağlarken görmedim. Gel bir gün ağlayıp bir meyhaneye gidelim mi biz seninle? Biz bir öyle şey olur. Dökülelim. Yakup olur. Ha İstanbul'da ha, diyorsun tamam. Olur. Deniz kenarı olur. Ha burada deniz kenarı yapalım. Burada yapalım ya. Ya da bir meyhane, bir şey meyhane olsun ya. Ne derler? Salaş. Evet, vuralım böyle çağırıp böyle falan. Sonra dağılalım ama denize. Ama senede de içki içmek çok tehlikeli. Çok. Aa, böyle sarhoş. Bir namımı yürütecek. Hiç sarhoş olmuyor. Arkadaşlar. Ona ne diyorlar? İngilizce'de kontrol freak mi diyorlar? Ne hiç el kontrolü elden tabii, bırakmayan. Yok yok, bırakacağım. Bir gün bırakacağım. Yeter bir yere kadar. Evet yani, evet. Sen dünyanın en eğlenceli arkadaş bu arada. Bunu söyleyeyim. Biz eğlenmeyi seviyoruz. Hep de eğlenelim yahu. Eğlenelim ama ülke ve dünya da çok izin vermiyor buna. Sırf ülke diyemeyeceğim. Çünkü iklim krizi var, ekonomik kriz var, o var, bak, pandemiler, virüsler. Ama gerçekten bakma şu an mesela iki arkadaş kadın sohbet ve muhabbet. Bundan başka çaremiz yok. Evet. İnanılmaz bir zor, şey bombardımanındayız. Çok kaos zorlayıcı ve kaygı ve kötü senaryolar falan filan. Artık ben her şeyi bekliyorum. Uzaylı bekliyoruz bu sene değil mi? Artık yani o kaldı yani. Yalnız Gupse uzaylıyı epeydir ben bekliyorum. Ben çok istiyorum. Yani çok gerçekten şurada otururken bir uzaylı olsun, gölge olsun. Aa Güler ne oluyor diyelim arkadaşlar falan filan. Bir anda sirenler hop geliyorlar ve ne oluyorsa artık. Ne oluyorsa. Yani arkadaş canlıları mı yoksa bizi... Yani bizi yani severler herhalde. Seçip geleceklerdir durup dururken. Niye çok yanımıza gelsin? Çok pozitifsin, hiç bilemem. Öyle bir severler mi bilemiyorum yani. Severler yok, sevsinler. Yok abi, benim derdim konu yani şey olsun. Bütün dünyanın ortak bir derdi olursa biraz rahatlarız kadar herhalde. Kadar güzel bir şey söyledin. Ama gerçekten. Ortak bir dertte buluşuruz belki. Evet, mecbur kalmak. Çünkü şu an iklim evet, krizi hiç kimse ilgilenmiyor. İlgilenmiyor. Greta bari, gencecik kız söyledi. Hiç anlamadık konuyu. Hiç. Trump da anlamadı bu arada. Dünyada hiç kimse anlamıyor bence. Ama bak bu sene of diyoruz. Bu ne yaz? Çok garip. Bitmeyen ya, yaz. Ve normalleşiyor her şey yani. Evet, o da enteresan. Evet, evet. Zor zamanlar. Zor. Dünyaya da çocuk getirdik. İşte hani kaygının temelinde bu var. Zaten ben onunla, çocuktan sonra her şey evet, değişiyor diyorlar. Ben de onda, onlardan biri de bu var. Hani, daha da kaygılanmaya başladım evet, yani. O yüzden çocuklar, bir çocuk daha istemiyoruz. Ben yok. Teşekkür ben ediyorum.
öyle olumsuz gibi söylemiyorum. Bence bir çocuğun hakkını verelim, onu yetiştirelim. Doğru, bakabiliyorsa herkes 10 tane çocuk da baksa ama hani yani, dünyada biraz evet biraz el vermeyecek buna gibi duruyor. Yani evet açıkçası. Ve de sorumluluğunu alsın herkes. Doğru. Madem çocuk hakkını getiriyoruz versin dünyaya, sorumluluğunu alsın. Veya sosyal içerikli bir konuşma oldu bence. Mesajlarımızı da verdik. Şimdi ne yapıyorsun yazın devamında? Burada biraz daha kalacak Şimdi misin? Bir hafta sonra artık İstanbul'a dönüş. Ondan sonra işte Barış'ın işleri, benim işlerim biraz böyle şey... Hızlı maratona başlıyoruz yani. Çeşme'yi özleyeceğim. Arada girip geleceğiz tabii geleceğiz. Ki. Öyle bizim yani, için merkez burası. Merkez burası. Ana üstümüz tamam. Burası bizim. Evet. Ama evet yani şu an ben işte ilk defa bir şeye gireceğim. Çalışma fırtınasına gireceğim bakalım. Evet. Hazırlıklı olun. Instagram'dan falan çok şeyler paylaşmaya başlayacağım. Benden bıkacaksınız. Hiç yoktum ben çünkü. Evet, ben bayağı yok oldum. Evet. Hiç yani gerçekten. O iyi ki de kapanmışım. Tadını çıkardım yani. İyi. Depresyonumun da, mutluluğumun her şeyin tadı. Her şey. Depresyonun da tabii tadı çıkması lazım. Abi, öyle olmaz. O ne güzel bir şey o. Mutsuz böyle, uykusuz. Çok güzel dönemlerdi. Delirmişim ben değil mi haberim? Hayır, hayatı sevmek diyoruz buna. Biz gayet doğru, güzel. Doğru. Tabii bu tempoya girdiğinde şimdi yeni bir düzende gireceksin. Evde tabii. Çocuk var. O düzeni aşağı yukarı kafanda kurdun mu? Tabii. Yani set sağ olsun yani yapım ekibimiz de bana o konuda çok güzel destek verdiler. Yani set ve evimin arası 10 dakika. Hani hem gün içinde sete de gelebilecek, ben de gidebileceğim, görebileceğim. Onlar öyle çok güzel. Reji ekibi de çok güzel sağ olsunlar. Ama şöyle bebek devamlı... Bebek pışpışlayan kameramanlar. Aynen. Yani ama şunu da istiyorum. Devamlı da dibimde olmak istemiyorum. Ben de ona alışayım. O da bana bay bay anne işe gidiyor ve döneceği de alıştırmak istediği öyle için. Öyle bir annem var. Bokunu çıkarmayacağım yani öyle yok, devamlı yok, yani. Çıkartma. Hani. Çıkartma evet, sonra bir... kurtaramazsın. Evet öyle bir yani zaten olay bu yani. Önceden yaşayanların tecrübelerini dinlemekte yarar var. O yüzden ikinci çocuğu yapmayı düşünmüyorum. Böyle söyleyip kim, hani kimse büyük öyle. Büyük konuşup. Kimse tavsiye etmedi o yüzden. Biz etmedik yani. İki çocuklu olup ikinci çocuğu tavsiye etmeyerek. Genelde ikinci nereden yaptık diyorsunuz. Ya çok seviyorsun olunca çok başının tacı ama zor yani. İşte çocuk da seyreder. Doğru. Çok genç oluyor. İyi ki yapmışsınız. Evet hepsini iyi ki yapmışız. yola devam edeceğiz. Çünkü biz üretmeyi seviyoruz. Aynen öyle. Yani şimdi zamanımız. Doğru. Bana da bak kazık kakacağım öyle gözüküyor. Şimdi zamanımız da. Zaten olmaz. Valla sana şu anda gene kavuşturup için o kadar mutluyum ki. Ya ben de çok mutluyum. Gerçekten iyi ki, ya. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Ya siz üretmezseniz ben ne konuşup anlatacağım? Doğru. Bir de öyle çok önemli bu. Doğru söylüyorsun. Ya böyle vallahi. Bir ortam olmazsa, üretemezse insanlar ne yapacağız? Doğru. Birbirimize ne konuşacağız? Bakıp. Şimdi ben sana filminde yolu açık olsun, diğer projelerinde yolu açık olsun diyeceğim. Can Asya'yı bir kez daha iyi ki doğdu diye kutluyorum. Teşekkür ederiz valla. Çok vallahi. Güzel olacak her şey. Ama bir altın bir hediye inşallah Gülay'da kuru kuru değildir inşallah. De... Getirmedin mi ben altın sana? Ha doğum gününde de bir şey getir. Hediyeyi... Doğum gününde getirdim Yunan Adası'ndan aldım. Hayır, kızımın doğum günü. Kızının doğum gününü yapacağız. Onu biliyoruz çocuğu canım. Çocuğu ne yapıyoruz? Altın alalım. Altın alalım. Hatta dolar, euro da olur. Bak, altın kaç lira olmuş biliyor musun? Ne yapayım? Onu ben bir bakacağım. Eli boş gelmeyeyim. Ben başka bir şey demiyorum. Buradan izleyenler yani. Ne zaman eli boş geldik? Aa, bak bir anda. Gerçeği dökelim dedim de bu kadar demedim. Tamam çocuğum. Ya ben çocuğa altın getirmedim mi? Getirdin kız. Ben yeni doğum günü için. Ha bir de doğum gününü istiyorsun. Tabii canım ben her organizasyonda istiyorum. Tamam. Söz beyaz. Aynen yerde olmaz mı? Olur tabii. Her bahaneler takın ne olacak yani? Tabii, siz bunlar parayı çocuk sonra okuyacak değil mi? Evet hayatım çocuğu niye yaptık? Bu altın buradan çıkar. Çeyrek de olur. Çeyrek de olur. Hepsi ona feda olsun değil misiniz? Bebeğimiz geldi. Neden diye bir soru sormak istiyorum. Tamam. Neden diye sorma. Bu soruyu sorma fikri nereden? Neden soruyorsun? Bilmiyorum. öyle bir geldi. neden? Hem yazan hem oynayan olmayı istiyorsun. Başrolü kimseye kaptırmam dediğin için mi? Kimseye güvenmediğin için mi? Yoksa daha ekonomik olduğu için mi? Yok vallahi. Bu aralar böyle maliyet düşüyor. Değil mi? Bir, tek kaşeyle ikisini çözeyim diye. Yok ya ben şey hep şöyle diyorum. Neyi yapabileceğimi çok iyi bildiğim için kendime yazıyorum diyeyim. Oynamayı da seviyorum. Kendime yapabileceğim ve seveceğim şeyi yazıyorum. Bir de evet kendi yazdığım şeyleri oynamayı daha çok seviyorum. Ha. Bu.
Başka zaten bu. Tecrüben var mı sinemada? Hep sen yazdığını oynadın değil mi? Tabii ilk bir tek Gülse Birsel'le şey yalan. Gülse o diziydi ya. Zaten. O ilk ha. Ve son. Sonra hep ben kendime jest yaptım diyeyim. Kendime jest yapmayı söyleyeyim. Olacaksa bana zaten olsun. Zaten benim ana şeyim yazarlık yani reklam yazarlığı, tabii. Sinema, televizyon, tabii. Yönetmenlik. Ben oyunculuk sonradan tabii sürpriz tabii. Oldu. O yüzden de öyle yani kendimi yazmayı seviyorum. Çok teşekkür ya ediyorum. Ben Bupim teşekkür benim. İyi ki varsın. Aşkım Gülay'ım hayırlı uğurlu hadi olsun bak, buradan. Hadi bakalım buradan hadi bakalım. Devam. Bu da özgür. Her yer çekim yapabiliyoruz evet, zaten evet. Değil mi? Evet böyle el falan da sallayabiliyoruz. El sallayabiliyor muyuz? Evet her şeyi. Ben hep arada baktım bu kameraya da. Dikkat ha, ederseniz. Buraya sana çok bakmadım hep ama. Hep kontrol etti. Hep kontrol ettim. Neyse başlayana kadar çok beklettik. Bak neler yaptırdık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.